Dua ederken ben bir dua daha ettim az önce. Allah'ım tedbir alana kadar bizi depremde buluşturma diye. Bu park aynı zamanda afette bir barınma alanı olarak kullanılması hususunda bundan sonra yürüteceğimiz faaliyetlerin aslında bir modelini göstermek amacımız. Aynı benzer bir modelinde Topkapı'da sürece kazandırılması söz konusu. Son dönemde İstanbul için en önemli 3 tehdit diye bir tanımlama yapıyorum. Birinci olarak depremi dile getiriyorum. İkincisi İstanbul'da ciddi bir sosyolojik sorun olduğunu düşündüğüm mülteci konusunun sanki görünmezden gelindiğini düşünerek Türkiye adına bunun dikkate alınmasını hep dile getiriyorum. Bilim insanlarımızın açıklamalarına baktığımda en önemli bir başka tehdidinde Kanal İstanbul olduğunu her defasında dile getiriyorum. Tehdit de kapıda bekliyor. Hızlıca hareket edeceğiz. Öyle bir konsey kurulacak ki onun koordinasyonunda bir imar kararı mı alınmalı? O işin asgari müşterekte koşulları oluşmuş mu? Ne ilçe belediyesi o işin siyasetiyle uğraşacak, ne büyükşehir belediyesi ne de bakanlık. Kimse adrese teslim iş yapmayacak. Depremin büyüklüğünün nasıl bir etkiye sahip olduğunu bu modelle birlikte özellikle çocuklarımıza anlatmak üzere yaptığımız modeller. Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı 500 kişiye hizmet verecek altyapıya sahip. Topkapı Deprem Parkı ise 5000 kişiye hizmet verecek büyüklükte bir toplanma alanı, aynı zamanda geçiş barınma alanı. 16 milyon